Dövizin hareketlenmesi ihracatçılarımızın bir bonus toplamış olmasını sağlamış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret verilerine göre Türkiye'de Ocak ayında ihracat 11 milyar 278 milyon dolara, ithalatta 15 milyar 586 milyon dolara çıktı. Geçen sene Ocak ayının verisi 7 milyon civarında bir rakamken ihracatımız bu sene bu Ocak ayı 9 milyon civarında. Bolu içinde veriler bu araştırmanın paralelinde seyretti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu için kayıp yıl olarak kapandığını söylediği 2016 dış ticaret verileri hakkında yeni dönem için olumlu konuştu. Dövizin hareketlenmesi ihracatçılarımızın bir bonus toplamış olmasını sağlamış oldu. Kârları biraz daha iyileşti. En azından bir nefes aldı ama ithalat ihracat yapan firmalarımız dövizde bu çok hareketlilikleri çok sevmiyorlar aslında. Bolu'nun 2017 yılına girişinin umut verici olduğunu söyleyen Ateş, Bolu'da ihracat rakamlarının 2016 Ocak ayı verilerinin 7 milyon dolardan 2017 Ocak ayı verilerinde 9 milyon dolara çıkarak %25'lik artış olduğunu belirtti. Dövizin hareketlenmesi ihracat açısından burada imal edip ihracat yapan firmalarımız için ekstra bir kazanç sağladı. Bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Yani dövizdeki bu hareketlenmelerden dolayı bir an önce stabil hale geçmesi lazım dövizin. İthalatımızda da artmalar aslında. İthalatımız geçen seneyle bu sene arasında daha fazla artmış ithalatımız. Tahmin ediyorum daha önceki bağlantılardan kaynaklanan bir artış olabilir. Ama ihracatımızın artması bizi sevindirici. Bolu'nun dış ticaret pazarı hakkında da konuşan Ateş, sınır ülkelere daha fazla ihracat yapıldığını ifade etti. Avrupa'da bizim Türkiye'nin en önemli kapısı. Bizim büyük firmalarımız yani Arçelik gibi firmalarımız Avrupa'da önde geliyor. Gıda sektöründekilerse sınırdaki Irak, Suriye, o bölge yani İran bölgesi daha yoğunlukta. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın Bolu ziyareti hakkında da bilgi veren Ateş, bu konuda Bolu'da bir çalıştay yapılmasını istediklerini söyledi. Bolu ilinin turizm kenti olduğunu ifade ettik. Turizm Bakanımızdan özellikle ilçeler için spesifik konularda projeler yapılmasını talep ettik. İlimizde ihracat ve ithalat yapan firmalarımızda bir geri adım yok. Onlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama ilçelerimizin de kalkınması için turizm sektörünün de ön planda olduğunu söyledik. O konuda da yardım talebimiz oldu. Umut ediyorum bir çalıştay ilimizde gerçekleşir. İl başkanımızla da bu konuyu konuştuk.